Abi yüzünüzü seveyim, sessiz olun, gizli numara arıyordum. Bir dakika abi, dur abi. Efendim? Özgür Bey, iyi akşamlar. Ben Ercan, nasılsınız? Ya Ercan, sonra konuşalım, şu anda müsait değilim birader. Şu parayı takdim edecektiniz ya, akşam onun için aramıştım. Ercan'cığım, sözüm söz kardeşim, tamam sonra konuşalım. Bak şimdi müsait değilim, kapat işte. Yüzüme kapattı. Vallahi. Ya babası fırça atar, ya oğlu fırça atar. Olacak şey değil ya. Penisi bunlar parama konacak olmasın sen? Ercan'cığım, paranoya yapıyorsun. Yok, yapmıyorum. Biz bir bakalım. Şefim, bizim hesabı bir zahmet. Biraz çabuk be. Heh. Beyler, rahmetlikleri indirin. Bismillah, bismillah. Bismillah. Ya Özgür, sen ne değişik bir kardeşmişsin be ha? Ne oldu ki Sabri Bey? Bak ya, bak ya. Bak güzel kardeşim. Bak arslan kardeşim, bak kibar kardeşim. İstanbul'un en ünlü kabadayısıyla adamı öldürüldü. Bu işten kazasız belasız sıyrılmak bir mucizedir. Anladın mı ha? Onun için fazla rahat davranma. Çünkü her an her şey olabilir. Bu sana bir abi tavsiyesi. Hayır şimdi yani kusura bakmayın ama yani içinde bulunduğumuz durumdan ben de pek memnun değilim yani. Olan bana oldu Sabri Bey. Ev gitti, annemin İranlıları gitti. Yolda Tunç'u kaybettik. Yani benim psikolojik bozukluğum olabilir yani. Ama benim durumum bu. Ben biraz soğukkanlıyım, kusura bakma. Ha, ben ne diyorum ya, bu fındık ne diyor be? Ne biçim konuşuyorsun ya, fındık mındık diyor. Fındık sensin kendi. Ulan sikik! Olayın ciddiyetini kavra lan ha! O telefonu da kaldır. Bana bak, ulan sana bir tane çakarım, aklın götüne girer ha. Tamam, şey bak ya, başımıza Ali Kıran Başkesan kesildi. Gel babacığım, gel. Yok daloşlarmış, yok halılarmış. Ulan biz neredeyiz, bu müptezel pezevenk nerede? Hala küfür ediyor, hala laf söylüyor, piç diyor. Yani hedef ben miyim Tayfun, ben bir deneme taktası mıyım? Hayır, beni bir oyuna getirdiysen bileyim yani. Hayır, ben onun adına senden özür diliyorum, tamam mı? Bitti. Böyle bir şey yok kardeşim. Ben bu yaşıma geldim, babamdan laf işitmedim ya. Hem bibi veriyorum, hem de fırça yiyorum. Var mı lan böyle bir şey ya? Ya uzatma, boş ver. Ben anladım bu gece kimin ne olduğunu. Herif kompleks yapıyor oğlum, kompleks. Geldi evi gördü, karıları gördü, partiyi gördü, uyuz oldu tabii. Onu da biliyoruz. Abazalıktan düz duvara tırmanıyor. Oğlum böyle bir adamla da niye benle tanıştırıyorsun lan? Yavşak, tokadı koyacağım bak sana. Niye benimle tanıştırıyorsun oğlum? Bak yapma. Oğlum böyle bir adamı sen benim evime niye getiriyorsun? Yapma sen. Dinle. Oğlum beni dinle önce. Sen böyle bir adamı niye getiriyorsun evime? Ulan ben babamın korkusundan sana evimi verdim, ağzımı açmadım. Bak bir ton mevzu yaşadık, ağzımı açmadım. Yani bu hırsız kılıklı abim bana piç dedi, çok zoruma gitti. Bak ben buna bir şey yapmazsam kudururum bu gece. Ya kanka hepsini biliyorum ve senden anlayış bekliyorum. Sen sakin ol, yanımdaki lavuğu tut sen. Ben sakinim. Hep bu Tayfun yüzünden. İki kelime bak, beni böyle tutma, sevmiyorum. Bir dakika. Ya boş ver ya. Sabri Bey, Sabri Bey. Siz beni böyle bir, yani ne bileyim yani, böyle bir garip gördünüz, küpeli falan da biz Fikirtepe çocuğuyuz öyle. Ne diyorsun lan sen? Vur lan! Vur! Kalasını burada! Kalasını burada! Sen ne ayaksın lan? Ulan sen nasıl bir delikanlısın? 50 yaşındaki bir adamla nasıl konuşuyorsun? Ağzına balga batarım ha! Ulan bir bırakın lan! Kalk! Ulan kabadayılık yok bak burada, kabadayılık yok! Hayırçı yeter, gel! Allah'ını seversen evime gideceğim ben ya, bana bir taksi çağır ya. Ben bu yaşıma geldim, babamdan sopa yemedim ya. Herif parçaladı bizi be. Tamam tamam, ben götüreceğim seni. Allah belamı vereydi de ikinizi bir araya getirmeseydi. İkinci el temiz Audin var mı birader? Ne oluyor buna lan he? Özgür Bey gel. Gel.